Son görüştüğümüzden beri galiba hiç yaşlanmamışsın. Sen de öyle. Çok teşekkür ederim. Biraz daha rahat oturabilirsin aslında ve seyirciye dönük olarak herkes seni görsün ya diye. Biraz geriye doğru oturduğum zaman ben hani böyle bacak bacak üstüne atıp saygısızlık etmek istemiyorum. Yani hani babamın yanında oturuyor gibi böyle. Hani daha doğru değil mi? Yani. Ama o zaman evet görebiliyor muyuz seni? Peki. Şimdi, görebiliyor muyuz beni? Evet. Şöyle oturayım o zaman. Senle ne konuşacağım? Seyirciyle konuşayım işte. Peki. Şimdi hemen bakalım elimizdeki görüntülerden Behzat Ç'ye Blue TV'de. Bir çekilse bulunmaya geldim. Arkadaşlarız. Peki, Behzat Ç'nin Blue TV'de başlayacağı duyulduktan sonra tabii ki insanlar son zamanlarda Netflix'ten fazlaca söz eder oldular. Puhu'dan ya da Blue TV'den ama özellikle Blue TV'den de tabii söz edilmesi gerekiyor. Behzat Ç'nin başlayacağı duyulduktan sonra Blue TV'nin abone sayısı gittikçe artmaya başlamış. Durduramıyoruz. Bir dizi, bir platformun aboneliğini bu ölçüde nasıl artırabiliyor? Bunu söylüyorlar mı sana? Böyle bir şey oluyor diyorlar mı? Sezon başında pazarlık yaptıkları zaman oturup konuşuruz herhalde. Bilmiyorum. Söylemiyorlar yani. Evet, ama o konuyla hiç ilgilenmiyorum. Ama, ama bir şey söyleyeceğim. Ama bunu hepimiz duyuyoruz. Bu önemli bir şey. Yani bir sanatçının ve diğer sanatçıların o işi paylaşan, paydaşları, bütün o iş için çalışanların aslında bunu bilmesi gerekiyor. Çünkü biz koskoca bir platformdan bahsediyoruz. Hı-hı. Ve oraya yani bir Amerikan televizyonunun bir dizisinin o televizyonun seyircisini arttırması gibi bir efekti var aslında. Ya bu çok acayip bir şey. Yani ilk defa senin programına çıktığım zaman ben bundan bahsetmiştin. İnternet ve sosyal medyanın ne kadar güçlü olacağını. Ben de bir yerden girdi ve bir yerden çıkmıştı. Yani hiç oralı bile olmamıştık. Sonra böyle bir şey olduğu zaman yeniden sosyal platformda bu işi gündeme getireceğiz dedikleri zaman dedim ki bir tek programa çıkmak istiyorum. O da Okan'ın programı olsun. Yani çünkü onun tekrar televizyona başlaması aslında benim geçmişime tekrar kavuşmak gibi bir şeydi aslında. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu bağlamda da benim için önemliydi. Sadece bunu ya ne kadar haklıymışsın demek için gelmek istedim aslında. Yani. Ama Behzat Ç efsanesini tabii şöyle değerlendirmek lazım. Yani Türkiye'de her kesimden insan, her düşünceden insan bir işi efsane olarak kabul ediyor. Yani Türkiye'de bu kadar çok dizi çekiliyor ama Ekşi Sözlük yazarlarına göre ya da Ferdi dizi izleyenlere göre herkes için bir efsane var. O da Behzat Ç efsanesi. Yazarlarından çünkü bir uyarlandığı kitap var ve daha sonra düzenli olarak bu işi yazan insan ve oyuncularına kadar ve başta tabii ki sen olmak üzere. Bu kadar insan bir işin ne olursa olsun hangi mecrada yayınlanırsa yayınlansın takipçisi. Bu aslında bir sinema başarısı. Bu aslında bir televizyon başarısı bir yandan. Vallahi her şey o kadar ilk defa oluyormuş gibi hissediyoruz ki. Yani biz Behzat Ç'yi bitirdiğimiz zaman tamam dedik yani o tatlı bir anı olarak kalacak. Ama gün geçtikçe kitle daha azgınlaşmaya başladı. Ve son noktada yani dedik ki en azından bir bis yapalım. Tekrar bir selama çıkalım aslında. Güzel, bu 9 bölüm bizim için seyircimize bir bisimiz aslında. Hani hepimiz yaşlanıyoruz nihayetinde eski performansımızda değiliz. Yani bu büyük korkutucu bir şey. 6 yıl önce yaşadığın enerjiyle şimdi yaşadığın enerji arasında dünyalar kadar fark var. Hani yeniden böyle bir şeye başlamak ne kadar doğru olabilir sorusu sorduğum zaman dünyanın en korkutucu cevabıyla karşılaşıyorsun. Yani başarılı olduğun bir işte mutlak başarısızlığın tedirginliği var. Ama bizler tuhaf ruh hastası adamları olduğumuz için kendi içerisinde böyle bir maceranın lezzetini de duyumsamak istedik açıkçası. Serdar abi yeniden çekiyoruz Erdal dediği zaman hiç sorgusuz sualsiz çekelim abi dedim yani neden olmasın. Ama uyku tünek yoktu tabii ki yani başlayana kadar. Allah'tan Elvin geldi yardıma. Dedi ki Erdal dedi ne yapıyorsun sen ya? Yani dünyan karardı yani. Dert etme bu dedi. Deri ceketi giyeceksin olacak o rol dedi yani. Peki. Röportajlarından birkaç alıntı çekelim. Aynen böyle söylüyorsun. Diyorsun ki bir teaser çektik. Ben deri ceketi giydim. Bütün her şey bisiklete binmek gibiydi karakterde. Tık tık oturdu. Güzel aslında bu.
Evet, çok güzel enteresan. Güzel bir mecaz yapılmış. Hakikaten hani bisikletle ilgili çok söylenen laf vardır ya. Yani herhangi bir şey tarif edilirken aslında bisiklete binmek gibi deniyor. Çünkü hiçbir şey unutulmaz aslında. Sonra yine diyorsun ki o kadar tuhaf bir şey bıraktık ki geriye. Azalacak yerde çoğalarak devam etti. Hı-hı. Ve hı-hı, böyle bir şey de bize denk geldi. Televizyondan kalktı ama Behzat hiçbir zaman gönüllerden kalkmadı. Evet, nasip işte yani, evet, kısmet. Sonra diyorsun ki televizyon tüm entelektüel kriterlerden kurtulmuş, pirupak bir ruhun izlediği bir şey. Çok istediler. Güzel tariflemişim. Çok güzel, evet. Buna kayıtsız kalamazsın. Bir de öyle ki seyircisiyle olgunlaşmış bir karakter. Devam ediyorsun. Biraz daha kendi içinde özel bir davası olan Behzat var. Adalet için değil de kendi adaletini empoze etmeye çalışan bir Behzat var. Artık iyice statülere aldırış etmeyen bir Behzat. Evet. Bu cümleyi biraz aç, son cümleyi. Yarının kaygısı yok ki karakterde. Hı. Yani ben ne kadar yükselebilirimin kaygısı yok. Bir hesabı yok artık hayatla. Yani kaderi neyse ölüm onu bulana kadar o artık eyvallahı olmadan yaşayıp gidecek bir karakter haline döndü. Yaşamdan bir beklentisi yok artık. Gelmeyen kalmamış adamın başına yani. Hı, hı, yazık hı, günah herife yani. Hala yaşayıp ne yapıyorsa ya. Hı, hı. Neyse, özetlersek çok daha hani nasıl diyeyim, sert bir Behzat'la karşı karşıya kalacağız bu 9 bölümde. Geçen gün 1. bölümü seyrettik Serdar abiyle. Hazırlanmış. Yani ya, tuhaf bir şeyler çıkacaktı da yani fasulyenin bu kadar güzel meyaneleştiğini görmek çok keyifli açıkçası. Yani bu kendim için değil, orada oynayan bütün oyuncular için bunu görmek. O kadar özlemişler ki hikayeyi. O özlem tuhaf bir kimyaya dönüşmüş. Bunu seyretmek sanırım seyirci için büyük keyif olacak. Peki, bir yandan biraz tiyatrodan bahsetmek istersek aslında çok acayip acayip girişimlerim var tiyatro için. Tatbikat sahnesiyle, yani kendi tiyatronla tatbikat sahnesiyle. Şimdi burada Bir Deli'nin Hatıra Defteri'ni oynadın, oynamayı sürdürüyorsun. Değil mi? Evet, akıllı adam işi değil, evet. Gerçekten evet, öyle. Hakikaten, hakikaten bunlar riskli projeler. Daha sonra bir Marquis de Sade işi var. Evet, evet. Tüy kalemler. Evet. Şimdi Marquis de Sade oynamak hakikaten, ya bana sorsan desen ki işte bir hani Marquis de Sade bir şey, böyle bir şey yapacaksın. Ben kafadan herhalde düşünürüm çünkü hakikaten kolay değil. Marquis de Sade yine iyi. Bizim yani açılış oyunumuz 1 Mayıs'ta Sartre, Mezarsız Ölüler. Yani. Mezarsız Ölüler mi diyorsun? Yani o yani zemzemle yıkanmış gibi kalıyor yani, evet, Sartre'ın yanında. Evet. Özel tiyatroda böyle bir şeylerin olması gerektiğine inanıyorum. Evet, bir de ama bunlara şöyle bir şey de var. Yani bu zor oyunlara hakikaten insanların gelip izlediği zaman hayatlarını değiştirecek, ertesi gün farklı uyanmalarına neden olacak oyunlar bunlar. Evet. Evet. Ve bu oyunları tiyatroda her zaman mümkün değil. Sinemasal bir şeydir genelde bu, hı-hı, sabah farklı uyanmak meselesi ya da sabah uyandığında bunun aklında kalması filan. Ama böyle oyunlara girişip bir de bunlara seyirci bulmak çok zor bir şey. Ya ne güzel konuşuyorsun yani, ne, ya. Ne evet, gerçekten ya. İşte bu yani senin başarın, Allah Allah. Ne güzel konuşuyorsun. Bir tiyatro, evet. Yani özel bir tiyatroda gerçekten Sartre ya da atıyorum yani hani Dog Ride'ın böyle tüy kalemler gibi, hatta Ed the Moche diye, Delirium diye yaptığımız oyunların yani olması mümkün değil. Evet. Ama bir taraftan öyle bir Ankara seyircisi var ki, evet, sizi buna sürüklüyor. Yani eskiden devlet tiyatrosunun adabıyla büyümüş, yetişmiş bir seyirci aksini yapamazdınız. O yüzden İstanbul'da ben çok zorlandım bu bağlamda yaptığımız oyunlarla. Kendimizi ifade etmemiz, kendimizi anlatmamız çok daha zordu. O kadar hızlı bir şehir ki burası. İnsanlar bu şehirde bir şey düşünmek için değil, bir şeyden kurtulmak için bir şeyler seyretmeye doğru, geliyor. Doğru, doğru. Bu bağlamda da biz burada çok fazla yer bulamadık açıkçası. O yüzden hani burada bir tane tiyatromuz vardı. Şurada size komşuyduk. Girişte bu Melodi Pasajı'nda bir sahnemiz vardı bizim. Ondan sonra dedik ki yani böyle bir şey olmayacak. Biz biliyorum Ankara'da, orayı. Evet, Ankara'da biz fırını kuralım. Daha sonra çıkan ekmekleri Türkiye'de bütün şehirlere servis ederiz dedik. Bu bağlamda da bir turne tiyatrosu haline dönüştük. Oysa ki yani İstanbul'da da yerleşik bir durum istiyorduk. Yani bir de biz tiyatroda... Aslında artık var. Gelip burayı gördün. Var var. Aslında çok, artık var. Çok çok yani, şahane. Buraya da şahane bir iş yapacağız inşallah. Yani burada olabilir. Evet. Bütün oyunlar içinde geçerli olabilir. Çünkü biz de aslında bir şeyleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yani evet, tiyatroyu beslemek için konser. Hı hı. Kötü giden konserleri beslemek için tiyatro.
Hiçbir şey yapamazsak topluca eğlence falan filan, yani herhangi bir şey, hem altı katı hem üst katıyla yani beraber. Burası çok güzel olmuş hakikaten. Evet. Peki bu oyunlarla ilgili tekrar şunu söylemek istiyorum. Aslında ödenekli tiyatroların yapabileceği oyunlar. Yani bir kere niye ödenekli tiyatroların, yani devlet tiyatrosu gibi, şehir tiyatrosu gibi bu yazarları oynayabilmek maalesef. Onlar da yapmıyorlar. Ama birilerinin hem senin gibi öncü olması gerekiyor, deli olması gerekiyor, garip bir adam olması gerekiyor. Bir yandan sanıyorum ki içinde şeyi de hissediyorsun. Yani bir dakika, evet, ama nesilden nesile bu tiyatro kültürünü kim aktaracak? Yani insanların bir oyuna gelip de hakikaten edebiyat bulabilecekleri bir tiyatroyu kim yapacak? Evet, tatbikat sahnesinin zaten kuruluş amacı da bu. Yani devlet tiyatrolarının kurulmasıyla beraber kapanan bir ideolojinin evet. Aslında... Ki vardı tatbikat sahnesi. Evet. Yani şu sıralar devlet tiyatrolarının nasıl diyeyim, kullanışsız hale getirilmesinden kaynaklı yeniden doğuşunu arzu ettim aslında ben. Ne güzel. Yani çünkü sahne herkesin yeri. Tek bir ideolojiye ait olamaz. Devlet tiyatroları da kendi içerisindeki özerk yapısı zaten bu sebepten dolayıydı. Daha sonra bir dönem ben sadece parasını ben veriyorum ve tiyatroyu ben istediğim gibi yapacaksınız denen bir zihniyet olduğu zaman benim orada yerim yoktu. Bu bağlamda da ondan sonra oradan ayrıldım ve gerçekten ödeneksiz bir şekilde aslında tiyatronun amacının, anlatmak istediği hikayelerin, edebiyatın ne demek olduğunu, sözün gücünün ne demek olduğunu bir şekilde inatla anlatmak arzusundan yola çıktık tabii ki, yani tatbikat sahnesini kurarken. Baktığınız zaman son 7 yıldır devlet tiyatrolarında kendi içerisinde bir oyuncu kadrosu da açılmıyor. Yani ama birçok şekilde konservatuvar ve güzel sanatlar fakültesinin kurulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü bu ülkede herkes sanatçı, pardon, oyuncu, herkes futbolcu olmak istiyor. Yani ister istemez o yüzden spor akademileri fazlalaştı, güzel sanatlar akademileri fazlalaştı ama iş bulacak mecralar azaldı. Evet. Şimdi devlet tiyatrosu 7 yıldır bünyesine oyuncu almıyorsa eğer, bu okulları açmamızın manası nedir yani? İçinden eleyerek kaliteli, güzel elemanları alıp yetiştirip ülkenin anlayışına, düşüncesine daha faydalı insanlar yetiştirmek yerine kadro açılmamasını ben anlamlandıramıyorum açıkçası. Tatbikat sahnesi de bu bağlamda, kuruluş amacında genç tiyatro oyuncularına kendi içerisinde sahne deneyimi kazandırmak maksadıyla yola çıkmıştı. Ve burada da birkaç tane çocuğu görünce bizim suyu içen açıkçası büyük keyif alıyorum tabii ki yani. Çünkü hani gel yavrum böyle yüzülür, hadi şimdi git diye suya atıveriyoruz insancıkları yani. İstanbul'daki bazı girişimler benim için çok değerli. Geçen programda konuk olarak aldım. O ortakları da konuk olarak aldım. Hem müzik yapılanması içinde, hem tiyatro yapılanması içinde. Bu Dastas, Dastas'ın yaptıkları, Mert Fırat'ın yaptıkları, bir de Harun, evet, Didem Balçın'ı aldık. O güzel gözlü kız. Mesela onların yaptıkları, Dastas'ın yaptığı da benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü baya baya bir özel girişim oldukları halde ağır oyunlar oynuyorlar. Dil tarih kökenli oyuncuları olduğu için ister istemez ona biraz daha dikkat gösteriyorlar tabii. Öyle de olmalı sanki. Yani çünkü insanların hakikaten tiyatro adına kaliteli bir şeyler izlemeleri gerekiyor. Ne olursa olsun. Tamam, küçük işler var. Mesela işte bir apartmanın 3. 4. katında ya da 30 kişilik 50 kişilik salonlarda ya da bir işte garajın alt katında yapılan işler çok fazla İstanbul'da. Bunlar çok değerli ve dünyada... Yalnız tiyatronun gittiği yer aslında. Sözünü kesiyorum. Tiyatro bir oyunculuk sanatı değildir aslında. Tiyatro kendi içerisinde kostümünden ışığına kadar seyirciyi o dünyaya alma sanatıdır yani. Bu fringe'lerin, küçük saçakların olmasını ben tabii ki yadırgım. Olması gerekiyor. Evet. Ama kendi içerisinde tiyatro sanatını destekleyecek bütçelere sahip kurum ve kuruluşların, ki belediyeler bu bağlamda mutlak destek olmak zorundalar. Kesinlikle. Onlar bu işi ele atabilirler. Şöyle bir anım var. Sağda sola bir turneye gittiğimiz zaman belediyede de oynamak istiyorlar. Yani bunu söylediğim zaman acaba beni topa koyarlar mı bilmiyorum ama bu saatten sonra da söylemekte fayda var herhalde.
baktığın zaman müzikle ilgili belediyelerin bütçeleri inanılmaz. Evet. Ama bir oyun gittiği zaman ya onlar zaten doyumlu adamlar ama orada üç kuruşta hallederler o işi dedikleri zaman ben deli olmaya başladım artık. Yani çünkü ben gittiğim zaman koca bir kamyonla gidiyorum. Birçok insan var. Birçok insanın sigortası ödeniyor. Ve yani DJ setup'ıyla bir yere gidip müzik yapan bir insandan ben daha niye az para kazanabiliyorum ki yani? Üstelik bu belediye bütçesiyle oluyorsa eğer. Bundan nefret ediyorum ben. Yani bunun dikkatini de çektim. Bundan sonra sanırım belediyeler bu konuda biraz daha hassas olacaklardır. Aslında buna dönüşeceğiz. Çünkü belediyeler de yeteri kadar ücretsiz konser verdiler. Yeteri kadar bu oldu. Çünkü aslında çok önemli bir fark var. Bu belediye konserleriyle belediyelerin sahnelerinde oynayan tiyatrolar arasında. Bir tanesi bedavaya binlerce kişiye gidebiliyor. Ama tiyatroyu mutlaka seçkinleştirmemiz gerekiyor. Yani tiyatro seyircisi böyle bir stadyumu doldurmuş, buradan arkaya kadar giden binlerce kişi olamaz. Çünkü o kadar kişinin aynı anda eşit şartlarda, biraz önce söylediğin gibi her ne yapıldıysa ışık, dekor vesaire bütün bununla karşı karşıya olmaları lazım. Öbür tarafta adamın 5000. kişinin duyması ya da duymaması ya da görüp görmemesi önemli olmuyor belki belediyeler için. Ama tiyatro başka bir şey. Onun için iyi salonlarda, iyi prodüksiyonlarla devam etmesi lazım. O illüzyonu sağlamak gerekiyor. Ve yeteri kadar da bedava konser verildi. Bedava konserler dünyada birçok az gelişmiş ülkedeki sanatı bitiren işlerdir. Bunu belediyelerin de anlaması gerekiyor. Ben bedavadan oyun oynamak istemiyorum gerçekten. Yani çünkü bedava konser bitirir. Çünkü bir süre sonra seyirci, yani bu hizmeti yapmaları güzel tabii ki ama bir süre sonra seyirci her şeye bedava gitmek yüzünden artık hiçbir şeye bilet almamaya başlar. Ben bunu bizzat Casablanca'da yaşadım. Eyvallah. Bundan 10 küsur sene önce. Rihanna denen şimdi çok şişman olan kızcağız o zaman çok iyiydi. Çok mu kilo almış? Evet. Sonra ve şarkıları bütün dünyayı dolaşıyordu. Ve Casablanca'da büyük stadyumda bir Rihanna konseri düzenlemeye karar verdiler. Ve 3 ay sonra sadece tek bir Rihanna bileti satılmıştı. Rihanna ile anımı anlatmamı ister misin? Lütfen hemen anı. Ve bir tane sadece bilet satıldığı için organizatörler bu bir kişiyi buluyorlar ve diyorlar ki hiç kimse bilet almamış. Niçin siz bilet aldınız? O da diyor ki ben Fas'ta yaşamıyorum. Dolayısıyla bedava konserlerle ulaşılabilecek yer bu. Artık hiçbir şeye bilet almayan bir seyirci ve her şeyi hakir gören, bedava değilse gitmeyen bir seyirci ortaya çıkıyor. Bunun, hadi müziğe bu zarar verildi ama tiyatroya verilmemesi lazım. Rihanna buyursunlar. Anlatmayayım. Niye? Yok. Niye? Çok mu ciddi bir şeyler? Yok, çok ciddi şeyler söylemeyeceğim. Acaba Rihanna mıydı? Hayır, ben mi çok ciddi şeyler söyleyeceğim? Yok, yani Rihanna isimleri karıştırmış olabilirim yani. Hani, yani. Ya bir sana... kadına bir anın var, onun Rihanna olup olmadığını hatırlamıyor ben musun? Ben hatırlamıyorum. Olması gereken de bu değil mi zaten? Yani? Evet, kesinlikle bu. Kesinlikle böyle bir hayat sürmez. Bir kadın vardı. Rihanna mıydı? Rihanna mıydı? Kilo mu almış? Çok üzüldüm. Halbuki incelikti falan diye. Böyle, işte bana böyle şeylerle gel. Bu tabii, bir show tabii, programı, tabii. Evet. Sanırım o kadın Inna'ydı. Inna, ha? Inna hangisiydi? Aa, Inna daha yeni. Bize o daha geldi. Kilo almadı değil mi? O daha kilo almadı, evet, evet. Bir dakika. Inna bize gelen kız mı? Daha önce bir program... O Inna bize gelen, Türkiye'ye gelen kızdan söz etmiyor musun? Evet, Inna işte ya. Yani... O bizi perişan etti. o beni perişan etti. Demek onunla ilgili bir anını anlatacaksın. Bizim bir gece kulübümüz vardı. Benim tabii idealist davranışlarımdan bir tanesiydi. Benim de bir gece kulübüm var. Evet. Halk evlerini kapatıyoruz falan filan. O zaman ne yapmamız lazım? Köy enstitüleri gidiyor. O zaman köy şehire geliyor. Ne yapmak? Kent evleri kurmalıyız. Aa. Yani kent evlerini nasıl kurmalıyız? İçinde tiyatro burasını tarif ediyorum yani. Ve bu bağlamda da bir taraftan tiyatro, bir taraftan konser düzenliyoruz. Dediler ki, Inna dediler, inanılmaz. Şu sıralar patlıyor, Inna'yı getirmemiz lazım. Tamam abi dedim, getirelim Inna'yı. Inna'yı getirdik. Inna dedi ki, sahneye çıkacağım, bir halı istiyorum, halı. Tamam, halı geldi falan filan. Neymiş dedim ben şuna, gidip bir bakayım dedim. Yani hayatımda gördüğüm en enteresan kitleydi. İçeride kadın yoktu. Evet, ha öyle tabii. Ya çok acayip değil mi bu yani? Evet, yani. Evet. Bu kaç senesi, hangi seneydi tahminen? Bir 10 senesi var mı bu işin? Bahadır kaç seneydi ya? Kaç seneydi? Behzat öncesi 7-8 sene.
8 bize sene. De inna o zaman mı gelmiş? Kimler hatırlıyor? Biz hiçbir şey hatırlamıyor olduk artık. Niye? Bize bu inna bize gelmedi mi? Barış. 8 sene önce geldi. Bize geldi. Bize geldi. Tamam. Evet. 8-9 sene. Bağırma. Kulağına söylüyorlar. Bağırma. Bize de bağırıyoruz. Geldi bize falan diye. Tamam. Anladım. Bu inna, gelen inna. Ya hatta kızla kız şarkı söyleyecekti. Şeyin ortasındaydım. Sahnenin ortasındaydım. Ve böyle yapıyor. Bak. Geri sayılıyor. Reyhan geri sayıyordu. Çok iyi hatırlıyorum. 10, 9, 8 ve böyle diyor bana. Çıkmayacağım. Evet, evet ya o bir huy ya. Ya böyle bir şey yani. Çıkmayacağım diyor. Nerede çıkmıyorsun lan, ortadasın işte. Bütün kameralar sana bakıyor, dönüyor. Çık. Ya dedi. Gecenin birinde el dokuması halıyı nereden bulacaksın? Halı istedi işte abi, yani. Korkunç bir şeydi ve sonra başımız belaya girdi. Birisinin kaldırdığı bir pankart yüzünden gittik, o pankartı bulduk, bilmem ne inna ile ilgili bir espri yapmış bilmem ne filan. Hakikaten korkunç şeyler yaşadım o gece ve o kızdan nefret ediyorum. Bu mu bu kızla anın? Onun yüzden mi Rihanna'yla karıştırıyorsun? Evet, Rihanna ile karıştırmam çok abes olmuş, evet. Gerçi kilo almadı tabii o. Evet. Peki şimdi şu andaki oyunları bana söylemeni istiyorum. Bir Deli'nin Hatıra Defteri devam ediyor mu? Devam ediyor. Tüy Kalemler devam ediyor mu? Tüy Kalemler bu sezon devam etmeyebilir. Niye? Yani çünkü... Ben yani... daha izlemedim. Çok özür dilerim. Tamamen benim hıyarlığım ama yani çok isterim ve... Büyük, üstelik oynamaktan da büyük keyif aldığımız bir yer, evet. Ama yani hani 6 senede de insanları bir arada tutmak bazen çok zor oluyor. Yani çünkü hani tiyatroyu her gün oynamak istiyorsunuz ama yani buna da imkan sağlanamıyor. Fakat bu insanları da doyurmak, bakmak zorundasınız bir şekilde. Oraya gitmek zorundasınız, turne yapmak zorundasınız. O insanlar da evine ekmek getirmek zorunda ama olmuyor işte bazen öyle şeyler. Çünkü Marki çok tehlikeli bir oyun. Herkes kesinlikle kabul etmiyor. Bu bağlamda da bu sezon 6 sene oynamışız. Yani o belki devam etmeyecek, belki devam edebilir. Onu bilmiyorum. Gido'nun Düğümü devam edecek. Fadi'nin şahane bir oyunu var. Muse. Evet, Muse var. 30'un, bir esim perisi davası. Evet, 30'undan sonra Edinburgh'a gideceğiz. Orada bir 10 gün boyunca bir tiyatronun repertuarında oynayacağız oyunu. Fadik de bu şekilde bir yarışmak durumunda kalacak. 10 gün orada bir bilgi görgüye gideceğiz. Bu sezon yapacağımız oyunlar içerisinde Fahrenheit 451 var aslında. O da yani bestseller bir romandan uyarlanmış bir hikaye. Medyanın insanları aptallaştırma hikayesini anlatıyor. Yani çok kabaca ana fikri olarak söylüyorum. Öteki taraftan cehennem ve sosyal medyanın insanlar üzerinde nasıl saldırganlığını anlatan bir oyun. Daha sonra da işte Nina ya da içi doldurulmuş martıların hassasiyeti diye bir oyun var. Of, ki o da acayip bir şey ya. Çok güzel değil mi ismi? Çok güzel. Evet. Yani entelektüel kimliğin duyarsızlığını anlatan bir hikaye. Oo. İnanılmaz yani. İnanılmaz. Yazarı kim? Söylemekten şey duyuyorum yani, hani çünkü yanlış konuşabilirim. Daha sonra da bu ekşi sözlük ve benzeri yerlerde. Peki tamam, bir yazarı var. Evet, okay, peki. Bir yazarı var tabii. Bir yazarı var, siz bilin. Peki, senin bir oyuncun var, benim başıma bela oldu. Bu kızın ismi Beste Tok. Çok yeteneklidir ama ya. Tamam, çok yetenekli biliyoruz. Evet. Ama benim başımın belası çünkü provalar yapıyoruz. Burada yok şu anda. Harem Kabare provaları yapıyoruz. Ben bütün kızlarla çok iyi anlaşıyorum. Fakat bu entelektüel akıl hastası düzenli olarak hiçbir haltı beğenmiyor. Biraz da tabii abartarak anlatabilirim. Ben diyorum ki şunu şöyle yapacağız falan diyor ki Erdal Beşikçioğlu hiç öyle yapmaz. Gerçek ondan mi bu? Sonra, gerçekten. Bir şey diyorum, şunu şöyle yapayım. Erdal Beşikçioğlu böyle demez. Erdal Beşikçioğlu öyle yapmaz. Erdal Beşikçioğlu sabahları böyle uyanmaz. Erdal Beşikçioğlu provaya kesinlikle geç kalmaz. Erdal Beşikçioğlu şöyledir. Bu yüzden artık Erdal Beşikçioğlu, seni de çok seviyorum. Dolayısıyla bu Erdal Beşikçioğlu'nu benim kuzenimin ismiyle değiştirdim. Bekir Şerbetçioğlu yaptım. Ve dolayısıyla sen bir kod ismiyle bizim bütün provalarda yaşadın.